Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agroelema kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Until Dawn 10. bölümüyle karşınızdayım. Çok kısıtlı bir vaktim var. Birazdan işe gitmem lazım ama dedim ki en azından bir bölüm olsun çekebilirim. O yüzden tekrardan konsolun başına geçtim. Until Dawn'un başına geçtim. Dedim en azından şöyle bir bölümcük olsun oynayalım. Hadi bakalım. Biliyorsunuz en son Bodrum katındaydık. Mike, Josh'tan anahtarı almaya gidiyordu teleferiğin. Fakat daha sonra Ashley bir şey öğrendi kitaptan. Bize söylemedi henüz. Kitaptan öğrendiği bir şeyden dolayı Mike'ın peşinden koşmamızı söyledi. Mike'ın peşinden gittik. Yani şu an Bodrum katında hiç kimse yok. Herkes dışarıda. Mike Josh'un peşinde. Diğerleri de Mike'ın peşinde. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Asıl macera şimdi başlıyor gibi. Hadi bakalım, dediğim gibi kısıtlı bir vaktim var. Lafı çok fazla uzatmadan başlayalım derim. Bismillahirrahmanirrahim. Önceki bölümlerde yaşananlar hemen şöyle kısaca hatırlayalım. Oh my god, guys, thank god. What took you so long? It's not so good up there right now. Oh, he's gone. We're too late. Shh, quiet. Bu yabancı adam daha sonradan öğrendik ki Hena ile Bit'i kurtarmaya çalışan kişiymiş. Ama maalesef kendisini kaybettik. Mike, there's no key for the cable car. Şafa en son son 3 saat kalmıştı. Şimdi 2 saat falan olmuştur belki. What is that? This is the safe room, M. Burada onu vurabilirdik, vurmadık. Kelebek etkisi güncellenmişti yanlış hatırlamıyorsam. Eğer ki Emily dönüşmeye başlarsa, ki biliyorsunuz Wendigo tarafından ısırılmıştı. 9. bölüm. Şafa 2 saat. Eğer ki Emily dönüşmeye başlarsa onu vuracaklardı ama neyse, sanatoryuma geldik. Sanatoryum. Bir yandan da gözüm sürekli saatte olmalı arkadaşlar. İşe geç kalmamam lazım. Bu ses dışarıdan mı geliyor? Acayip bir rüzgar var. Karşımıza sanki her an bir şey çıkacak gibi ya. Şimdi şu taraflara bakalım bence. Yok değil mi bir şey? Şu sol üstte bir yer var. Oradan büyük ihtimalle devam edeceğiz. Belki diyorum bir totem matem bulurum. Geziyorum gezebildiğim kadar. Ama şu an için bir şey yok. Şurada var mıydı? Dur bakalım. Şurayı tut. Yok değil mi? Şurayı bir de arka tarafa göster. Ha, tamam, bir şey yok. Devam edelim o zaman. Emin olmak istiyorum arkadaşlar. Belki bulabileceğimiz en ufak bir ipucu bile bize faydalı olabilir. Buralarda bir şeyler bulmuştuk biliyorum. Ama belki yeni bir şeyler vardır. Benim olur. Orayı hatırlıyorum ama bir daha bakalım. Belki yeni bir şeydir. Değil. Bu totem. Bu totemi daha önce bakmıştık. Aynen, o yüzden aktif olmadı yani. Daha önce baktığımız için. Sağa sola bakalım. Burada da şu kapak vardı. Kapağı da biliyoruz zaten. Sıkıntı yok. Oradan gidilmiyor. Gideceğimiz yeri biliyorum da. Dediğim gibi olabildiğince gezmeye çalışıyorum buraları. İlerler misin canım kardeşim? Allah'ım yarabbim. Sinir oluyorum. Zaten vaktim az. Tamam, sakin. Şurada bir gidiş var. Tamam. Şuralara bakalım. Buralarda bir şey yok. Tamam. Yoldan devam. Bakalım nereye gideceğiz.
Şimdi bunlar sanıyor ki dışarıdaki psikopat. Holy shit. Kapı var. Dışarıdaki psikopat. Huh. Müzik. What happened on the walls? Dışarıdaki psikopat Josh'tu. Evet, Josh da bir psikopattı ama onun dışında başka bir psikopat daha var. Buraya geldiydik değil mi daha önce? Tamam, baktık buralara. Şurada bir kutu vardı. Burası yıkılmış mı lan? Burada kutu vardı. Hatta kutudan hakikaten biz kemik aldıydık. O ne oldu lan? Kemiği kullanmadık hiç. Şurada bir şey var. Bu ne ki? Kalem mi? Bakın bu yeni. Bak, iyi ki geziyoruz buralara. Bu yeni. Ya da demin ben görmedim bunu. Wow, bu ne lan? Hemen hepsine tek tek bakalım. 1998 yılına ait, bir dakika, Josh bunu psikopat hikayesini kurgulamak için yapmış. Devam. Pardon, bir dakika, öyle olmuyormuş. Gazete sahte, Josh bunu dağda bir psikopatın olduğuna dair iddiayı kurgulamak için bastırmış olmalı. He bak, bütün şüpheler şimdi Josh'ta. Josh değil ama. Bu Josh'un sesiydi. Ortada hiçbir firari mahkum yoktu ki. Gerçekten yok muydu? Marka sanatoryumun... ne? Marka sanatoryumdaki pro kutusunun üzerindeki markayla aynı. Ha. Tamam. Allah Allah ya. Josh'un düzenlediklerinden birisi daha. Ortada psikopat yokmuş. Ya var ortada psikopat ya. Ortada psikopat var. Dağ evinin yakınındaki o garip adam alev silahlı adammış. Evet. O doğru. Ahşaptan bir pro kutusu. İçinde tek bir pro kalmış. Kendine has bir marka etiketine sahip. Güncelleme. Bunlar gizemli adamın topladığı Wendigo görünmeleri olmalı. Oo. Tamam. Güncellendi diyor burayı da. Demek Josh bütün ekipmanları bu şekilde elde etmiş. Ne şekilde? Kesime ve tedarik işletmesine ait testereleri ve kesici bıçakları içeren bir sipariş. Issız bir dağ evine gönderilmesini bekleyeceğinden... Tamam, okey. Sırf Josh arkadaşlarının aşağılasın diye kaç domuz öldü? Dağıtılmış bir domuz başı. Taze ve her yeri kanla kaplı. O değil abi. Kesin o değil ya. Josh arkadaşlarını korkutmak için planın bir parçası olarak baltayı buraya koymuş. Hayır, bakın şu an bütün şüpheler onda ama Josh değil. Josh değil. Josh tüm bunları internete yüklemek için bir plan yapmış. Evet, öyle bir planı vardı, doğru. Josh psikopat hikayesini desteklemek için sahte gazeteleri ayarlamış. Allah Allah. Dağ evindeki televizyonu, kapıları ve ışıkları bu şekilde kontrol etmiş olmalı. Olabilir. Josh'un organlara ölüm makinesi için ihtiyacı vardı. Kendini gerçekliğe adamak diye buna derim. Ne? Josh'un organlara ölüm makinesi için ihtiyacı vardı. Organlara. Tamam. Josh geçtiğimiz yıldan bu yana bir sürü fırsat yakalamış. Fotoğraflar telefoto lensiyle çekilmiş. Psikopat onları epey bir süre izlemiş. Ha. Geçtiğimiz yıldan bu yana bir sürü fırsat yakalamış. Saçma. Fazla saçma biraz bence ama neyse. İşin ilerleyen kısımlarında öğreneceğiz onu. Josh tüm bunları internete yükleyecekmiş. Onu kendisi de söylemişti. Tekrar hoş geldiniz. Tüm bu dehşet kurgusunun arkasında Josh varmış. Bir dakika, başka bir şey var mıydı? Evet, burada bir şey daha varmış. Josh özel efektleri babasının film kutusundaki tecrübesiyle öğrenmiş. Başka var mı? Başka yok. Yalnız şurada şu geçmişte yaşanan olaylara bir bakalım. Bakalım bir şeyler öğrenebileceğiz mi? Grandfather could not defeat it. Sometime after the prospectors came to mine this mountain until a cave-in driven mad, murderers, cannibals, eating human flesh. Until one night, a year ago, I was finally able to get him in. We were not alone in the woods that night. No!
Ya bana öyle geliyor ki ben burayı komple açsam bile sanki nasıl desem bir şey anlamayacağım. Neyse bakın daha burada bir sürü totemimiz var. Bir arkadaşın olası kaybı, ölüm totemleri. O 1 2 3 4 tane burada kayıp totemim var. Bir tane de ölüm totemim var. Başımıza daha neler gelecek kim bilir. Bakın oyun bitmek üzere aslında. Şafa son 2 saat diyoruz ama gelelim. Çok fazla totem açıktı daha. Buralarda yeni şeyler var. Chris HD evet. Müteşekkir evet. Josh ihanete uğramış hissetti ve Chris'e karşı çıktı. Chris şiddet uygulamayı düşündü. Evet, ağzını burnunu kırmayı düşündük ama sonra tuttuk kendimizi. Silah kimde? Metin saldırıya karşı savunması yoktu. Hadi canım. Bak sen. Şimdi bak. Aa, inan üzüldüm. Orada silahı vermememiz neye patladı ya? İşte o kılavuzlukları ben çok sonra fark ettiğim için, çok sonra anladığım için kılavuzluk ne demekmiş onu bilmiyorduk. Öğrenmiş olduk. Türkçem demek ki o kadar da iyi değil. Metin, evet ya yazık oldu lan. Neyse tamam öğrenmiş olduk ya. Metin, Emily'nin saldırıya karşı savunması yoktu. Ne olabilirdi ki? Mike bir ikilemle karşılaştı. Tamam. Şuraya bakalım hemen. Tedbiri elden bırakma. Ashley makas aldı. Ashley psikopatı sapladı. Psikopat Ashley'nin gözü numara arttı. Chris Josh'a vurdu. Evet. Dolaysız ne demek? Yani dolaysız derken. Chris Ashley'i vurmadı. Ashley Chris'in ayrılmasından endişe etti. Ashley kapıyı açarak Chris'in hayatını kurtardı. Evet. Emily ısırıldı. Evet. Şurada ısırılmıştı doğru. Mike Emily'nin canını bağışladı. Evet doğru. Ashley bir ikilemle karşılaştı ve doğruyu söyledi. Doğruyu her zaman söyleyeceksin abi. Doğruyu her zaman söyleyeceksin. Mike dürüst değilmiş. Yardımseverlik işte cesur evet ama diğer konularda çok da iyi değil şu an için. Josh'u ve teleferik anahtarını bulmak için senataryumdan geç. Hızlıca buralara bakalım istiyorum. 15 dakika olmuş bile. Ne ara oldu? Kapı falan kilitli burada. Şurada da bir kapı var. Bu da mı kilitli acaba? Gider misin canım kardeşim? Oo açıldı. Hiç beklemiyordum. Kapı açıldı. Acaba başka bir şey var mıydı? Direkt lap diye daldık ama. Totem. Kırmızı mı kahverengi mi? Kayıp öyle bir şey olması lazım. Tehlike. Wendigo'lar tarafından saldırıya uğrayacağız. Öyle gözüküyor şimdilik. Acaba diğer odada bir şey var mıydı ya? Şimdi çok ummadık bir şekilde bu kapı açıldı ya. Acaba burada da başka bir şey var mıydı onu merak ediyorum. Hemen bir bakacağım. Aslında üst katlara da bakmak lazım ama neyse. Yok değil mi bir şey? Gidemiyoruz zaten galiba. O, burada merdiven var. Galiba merdivenden de gidebiliyoruz ama ben o kapıdan dışarıya gitmeyi tercih edeceğim. Ya da bir dakika, totem bulduğumuzda... Bir dakika lan. Totemler... Totem adı üstünde. Yani totem aslında başka bir şey de neyse. Kehanet gibi bir... Kehanet ya bunlar şimdi. Kehanet totemleri öyle diyelim. Acaba oradan gidersek Wendigo tarafından saldırıya uğrayacağız ama merdivenden yukarı çıkarsak mesela öleceğiz mi hani? Üst kata bakmak istiyorum. Sonra ya içeriden doğru devam ederiz ya da
dışarıya çıkarız bilmiyorum, bakacağız artık. Şöyle ufak ufak ilerleyelim. Belki üst katlarda bir şeyler buluruz. Evet, buradan aşağıya ineceğiz. Burada bir şey çıkmadı. Burada bir şey... Aa, bu adaya giriyoruz. Tamam, süper. O kapı kilitliydi ya. O yüzden oradan giremiyorduk ama buradan bir şekilde girmeyi başardık şimdi. Güzel, hemen şurayı inceleyelim. Silah var. Alalım silahı. En azından kendimizi koruruz. I just need a pitchfork and a mob. Evet. Orada silah da var. Silahı da al. Aynen aynen. Al hepsini al al al. Hepsini al. Good enough. İnşallah işe yarar. Dolanalım bakalım. Başka bir şey var mı? Burada başka bir şey yok. Sadece silahı ve şu ateş almak için geldik buraya. Kapı dışarıdan açılmıyor ama içeriden açılıyor. O da çok ilginç. Neyse. O zaman burada başka işimiz yok. Yukarıya doğru çıkalım. Bakın ilk o merdivenden çıkmışız. Yoksa bu silahı bulamayacaktık. Şimdi en azından daha hazırlıklıyız. Hadi bakalım. Totemi de bulduk. Başımıza geleceklerin az çok farkındayız. Biraz dikkatli oynarsak bu tehlikenin üstesinden geliriz. Seni gördüm. Holy hell. İpucu bulundu. Geçeceğimiz artık. Ne diyor? Tüm haçların üzerinde aynı tarih var. 24 Şubat 1952. Ne yaşanmış ki? Aynı gün içinde o kadar insan ölmüş. Ne yaşanmış ki aynı gün içinde o kadar insan ölmüş. 24 Şubat 1952'de başka bir ölüm daha gerçekleşti. Bir katliam yaşanmış olmalı. Dr. Bowen geçici mezarlıkta gömülü insanlarla aynı günde öldürülmüş. Burada başka bir şey var mı acaba? Sağdan gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Niye geldik o zaman buraya? Giriş yolumuz yoksa buraya niye geldik? Solda mı gidiş var? Totemi tamam, demeni açtık baktık. Başka bir şey var mı? Başka bir şey diyor. O zaman geriye doğru gidelim. Orada başka bir gidiş yolu var mıydı ya? Ben görmedim. Allah Allah. Şu sol taraftan doğru... Bir dakika, bu kapı kilitli değil miydi demin? Hayır. Silahla... Aynen, aynen, aynen. Silahla açacağız. Ben hazırlıklıyım. Kurt. Sakin. Ateş etme. Ateş etme. Beni tanı. Beni tanı. Happy to see me again, huh? Hey. I was hoping I'd run into you again. Alright, pal. Come with me. All right. Here's the plan. I happen to see a map of this place, so we're not flying blind. There should be a way through the psychiatric wing that'll take us right outside the mine. Think you can handle that? Couldn't have said it better myself. Yanımıza dost aldık. İnşallah üstesinden geleceğiz bu işin abi. Bizi kurtaracak gibi geliyor bana. Tehlikelere karşı. Şurada bakamıyor muyuz? Bu alan kapalı diyor. Dikkat diyor, bu alan kapalı. Yaşasak ölüm tehlikesi. Niye havlayayım ki? Doggy boy, calm down. Wow, kocaman alan.
Buraya doğru gidemiyoruz. Tamam. Check a move like you, Wolfie. Stuck on this side. Tamam, o aradan geçeceğim de belki bir şeyler bulurum diye bakıyorum arkadaşlar. Şurada bir şeyler var mı? Yok. Tamam. Açacağım orayı. Tamam, burada bir şey yok. Hemen gel. Aç şurayı. Aşağıya çekilin. Bir taraf açılırken diğer taraf kapandı. See that? That dude got moves. Don't I, Wolfie? Hızlıca bakalım. Bir yandan gözüm saatte sürekli. Kusura bakmayın. Şimdi hem sağdan hem soldan bir gidiş var sanırım. Ben önce sağı tercih edeceğim. Niye bilmiyorum. Ha, kurt da o tarafa gitmiş. Bir dakika, geri gel. Öteki taraftan... Son of a bitch. Bir dakika, geriye gelebiliyor musun? Geriye gel. Jesus Christ. Fuck, I got myself into. Geriye dön. Başımıza olay gelmeden geriye dön. Ya geçme, sinematiğe geçme. Arkada kapı vardı, oraya bir bakalım. Arkada bir yer vardı. Oraya bir bakalım abi. Belki bir şeyler buluruz ya. Bakmasa da bir şeyler var gibi. Aynen. Bir an hani o sahneyi atlayacak falan diye korkuyorum ama. Hemen okuyalım. Dr. Bowen'ın raporundaki notlarda bazı yeni hastaların çok ciddi düzensizlikleri olduğu yazıyor. Görünüşe göre hastalar bir takım fiziksel değişim geçiriyorlarmış. Oo, tamam. Ha. Fiziksel değişim zaten biraz olsun görmüş olduk şurada. Şimdi kurtçuk nereden gitti acaba? Neyse, şurada bir şey var. Bu kapılar tank gibi yapılmış. Bu mahkumlar ne kadar deliymiş böyle. Şöyle bir bakalım, belki bir şeyler çıkar. Evet, bir şey yok. Tamam. İçeriye doğru girelim. Burada aynen duvarda bir şeyler var. Bizi buradan çıkarın. Biz burada açlıktan ölüyoruz. Bunları size ödeteceğim. Üzerinde test yapmayı bırakın. Bir de bak orada şey yapmış. 9 gün boyunca oradaymış sanırım. Aynen 9 gün boyunca oradaymış. 9 gün sonra ölmüş. Anladığımız kadarıyla. Şurada bir yer mi var? Yok, tamam. Şuralara bakalım. Bir ses var ya böyle, sinek sesi gibi böyle. Çok iğrenç bir ses. Kurtu takip ediyoruz. Onu fark ettim, onu anladım da. Yine de şöyle sağa sola bakmak lazım arkadaşlar. Belki bir şeyler buluruz. Oha, oha, oha! Gördüm Wendigo'yu. Wendigo'yu gördüm. Sağda Wendigo'yu gördünüz mü? Ben gördüm. Sessiz olmamız lazım. Hazırlıklı olalım. Şu kolu da hazırlıklı tutayım da. Hani kımıldama falan diyor ya bazen. Geçen Chris'in olduğu yerde yabancıyla gerçekten kımıldamadım. Ama ona rağmen kımıldadı diye gösterdi. Yabancı öldü. Asaf'ın dediğine göre adam zaten ölecekmiş. Ama yani çok erken öldü bizim yüzümüzden. Wendigo'yu demin gördüm. Buradan gidiliyor galiba. O zaman şuraya bir bakalım. Tamam, geleceğim bir dakika. Havlama. Geleceğim bir dakika. Havlama. Önce buraya bakalım.
deminki yer. Deminki yer dediğim buralara bakmıştık. Yeni bir şeyler var mı acaba? O ne şimdi? Ben bu görüntüyü hatırlamıyorum. O ne lan? Adam duvara tırmandı. Adam duvara tırmandı. Görünüşe göre zapt edilen bir hasta bir çeşit yaratığa dönüşmüş ve saldırganlaşmış. Filmi kaydeden insanlara saldırıyor. Buralara geldiğimiz iyi oldu arkadaşlar. O filmi daha önce buralara gelmiş olmamıza rağmen görmediydik. O film yeni. Ulan kurt arkada kaldı. Biz bambaşka bir yoldan gider olduk. Ama sanki buralara bakmam lazım. Şurada bir şey var. İnşallah yeni bir ipucudur. Epidermal pigmentasyon bozukluğu, yer altında geçirilen zamandan sonra olası göğüs bölgesinde şiddetli eğrilme, travmatik kifosis, kornea, bunlar nasıl terimler ya? Kronik kifosis, skarlaşan saç dökülmesi, aşırı burun septumu, perforasyonu, ektodermal bilmem ne bilmem ne. Hah ipucu geldi. Kava derisi hastalığı, saç dökülmesi, maksilleri diş boyutu. Maksiller diş boyutu 3.81 sürerli ve korneal ödem fakat mevcut akuiti bilmem ne cırt hiçbir şey anlamadım. Billy Bates adındaki madenci ait birkaç fotoğraf. Günler içerisindeki... Ha, o muymuş? Bir dakika o zaman bir daha bakalım. Bir daha bakalım. Ben tamam. Bir dakika şu ilk resimlere bakalım. Ben resimlere bakmadıydım demin sadece... yazıları okuyordum. İlk hali buymuş adamın. Evet. Normal hali buymuş. Daha sonra dönüşmeye başlamış. Ve en sonunda da Wendigo'ya dönüşmüş. Şimdi olaylar daha da çok kavuşmaya başladı. Hemen buraları gezelim. Aa bir şey var burada. Dikkatli ol. Tehlike. Tehlike. Kesin orayı açınca bize saldıracak. Kesin saldıracak ya. Kesin saldıracak. Kesin bak saldırıya kesin uğrayacağız. Nerede o totem? Totem nerede? Bir dakika nerede o? Nerede? Burada değil. Şu tehlike totemi. Ama ben oraya bakmazsam. Benim oraya bakmam lazım yoksa meraktan ölürüm. Haydi bismillah. Saldırıyı uğrayacağız. Hazırım. Haydi bismillah. Kurttan uzaktayız. Kurttan çok uzaktayız. Wendigo saldıracak bize. Müzik, Allah senin belanı veriyorsun bizi. O canlanırsa... O canlanacak mı? Bismillah. Lan oğlum. Sorry, Doctor. Düşme.
O neydi şimdi? Jefferson Breck tarafından imzalanmış bir intihar mektubu. Kendisini güvenli odasında kilitlemiş ve zehir içmiş. Görünüşe göre dışarıda yaşanan bir tür katliamdan bahsediyor. Dışarıda ölüyorlar. Çığlıklarını ve ağlayışlarını işitiyorum. Bu cehennem benim tek mirasım. Hastalarımdan dolayı Tanrı'nın cezalandırması. Kaderimden kaçacak. Ölüm artık beni bekliyor. Bize saldırma. Her an bir saldırıya uğrayacağız diye var ya, burada tetikteyim. Bekliyorum. Biraz daha vaktim var. Biraz daha vaktim var. Kurt burada mıydı ya? Kurt. Kurt nerede ya? Kurt'u bulduk en sonunda. Wendigo vardı orada. Bu köpek bizi Wendigo'dan belki koruyabilir. Hadi bismillah. Bazen bir şey yapmamak en doğrusu. Bazen bir şey yapmamak. Lan kurt. Kurt kaldı orada. Silahı mı düşürdük? Zordu, bunu vurmak zordu bak. Ya uzaklaş, uzaklaş salak. Ne? What was that?
sakin. Ve sessiz. Son bir bitch. Where are you? Bir süre sonra sanki mermimiz bitecek gibi. What the? What? Sağda. Ulan! Basamadım. 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 Son anda basıyordum. Basamadım. Her şey bir açıkça sanki. Hadi kaçık. Bir ara Bendigo bizi yakaladı ya, o kötü oldu ya. Eğer biz ısırdıysa ve biz de eğer dönüşmeye başlarsak yandık. Vallahi yandık o zaman. Burada bir şeyler yok gibi. Şu koltuk ne alakalı? Bir dakika, benim kafam ne oldu? Benim kafam bir şey oldu orada. Işık mı? Tamam, müzik yine geliyor. Allah seni kahretmesin müzik gibi. Aslında burada bir resim yok bölüm ama. Arkadaşlar, sanırım bölümü burada bitirmek zorundayım. Daha ne kadar sürecek bilmiyorum çünkü. Ve zamanım benim kısıtlı dediğim gibi. Dedim en azından şöyle biraz olsun oynayalım. İnşallah bir sonraki bölümden itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi ben buradan devam ete bastığım zaman. Tamam, buradan devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Bir dakika. Sıkıntı yok arkadaşlar. O zaman kusura bakmayın şimdilik, dediğim gibi birazdan işe gideceğim için hazırlanmam lazım falan filan derken bir sürü işim var. Bu kısıtlı vaktimde sizlere biraz olsun şöyle video çekeyim dedim. Hikayeyi biraz olsun devam edebilelim diye. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.